Hani derler ya emekçinin teri kurumadan, teri soğumadan ona hakkı ver diye. Evet, bu önemlidir. Emekçinin teri kurumadan hakkını almalıdır. Çünkü o emeğiyle kazanıyor o parayı. Emeğiyle evlatlarını büyütüyor, emeğiyle ailesini geçindiriyor. Evet. Namuslu bir şekilde. Dolayısıyla onun hakkı hukuku hiç vakit kaybetmeden verilmelidir. Şimdi memurların da bu mağduriyetleri giderilmelidir. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan giderilecek. Maaş adaletsizliği ortadan kaldırılacak. Nasıl kamu e, kişilere yaptıysak o zamları aynı zamları memurlara da yapacağız. Dolayısıyla o adaletsizlik giderilmiş olacak. Ama diyor ki çalışan ne olur biraz acele edin. Seyyanen bir hiç olmazsa çünkü yani rahatlayalım zor koşullar. Malumunuz Türkiye'de geçim koşulları hele büyük şehirlerde. Böyle beklentileri var ama Temmuz'u Temmuz'u beklemek zorunda kalacaklar. Görüntü onu gösteriyor. Peki ne oluyor? Mesela kamu işte en düşük işçi maaşı ve en yüksek işçi maaşı, memur maaşları falan ne kadar olacak? Bir rakamlarla bakalım onlara hep birlikte değerli seyirciler. Evet şimdi yaklaşık 9 bin lira olan taban ücret işçilerde, kamu işçilerinde 15 bin lira oldu. Güzel bir artış bu. Fakat 15 bin lira dediğim gibi yoksulluk sınırının altında, açlık da 5 bin lira üstünde. Ek ödemelerle birlikte en düşük ücrete yaklaşık %107 zam yapılmış oluyor. Sosyal desteklerin eklenmesiyle en düşük net ücret 18 bin lira oldu. Ve Temmuz sonrası ikinci 6 ayda da kamu işçisine %15 refah payı artı enflasyon farkı ödenecek. Bu da güzel. Bu da rakamları biraz daha yükseltecek işçi maaşlarında. Peki ya memurlar? Şimdi en düşük net maaş 2023 Ocak Haziran 10.554 TL. En düşük memur maaşı. Yani asgari ücretin 1500 lira üstünde açlık sınırıyla aynı. 10.554. En düşük memur maaşı 22.000 TL olacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık artış %108.4. Yani ciddi bir artıştır bu. %108.4. 10.000 liradan bir anda 22 bin liraya çıkacak. Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Aynı şekilde memur emeklisi de iyi bir hatır sayılır bir zam alacak. Memur emeklisi için en düşük maaş 7.901 TL. Zam artışı aynı oranda yapılacak. %108.4 olursa eğer tabii aynı oranda 16.465 TL yükselecek. Yani 16.465 TL olursa bir memur emeklisi maaşı çok güzel olur. Ya. Çok güzel olur. Yani 7.901 TL nerede? 16.465 TL nerede? Yani açlık sınırının altında 7.901 TL'lik emekli maaşı. Dolayısıyla maaşlar şu rakamlara mutlaka getirilmeli. Memurlara %106 ise memur emeklileri hatta diğer emeklilere de %106 zam güzel olur, hakkaniyetli olur.